sevgilim Sayın Adnan Bey. Mən Azərbaycandan İbrahim. İlk öncə sizə olan sevgimi saygımı bildirmək istəyirəm. Sizi mənə tanıdan Allah'a həmd olsun deyirəm. Allah həm bu dünyada, həm ahirətdə sizinlə bərabər olmağa nəsib etsin inşallah mənə. O zaman Bəqərə Suresinin 247-ci ayəsində şeytandan Allah'a sığınıram. Peyğəmbərlərə onlara dedi ki, Allah Tağutu sizə məlik olaraq göndərdi deyə keçir. Siz bu ayətin bir yönü ilə Mehdiyyətə işarət etdiyini söyləmişdiniz. O zaman bir yönü ilə də bu ayət İsa Məsihə işarət edə bilərmi? Və sizcə bir yönü ilə bu ayət təqib etdi mi? Çox-çox təşəkkür edirəm. Allah sizdən dəni qəni razı olsun. Yakışıklım, güzel yüzlüm, güzel ahlaklım. Azeriler çok güzel ahlaklı olurlar. Hep sen de o yüzden çok güzel ahlaklısın. Allah nurunu artırsın. Talut peygamber değil. O devrin mehdisi. Yani bir bildiğimiz mümin bir lider. Mehdi ama o devrin mehdisi. Mehdi gelmez diyenler, işte Mehdi beklenmemeli diyenlere de Allah'ın cevabı. Allah'tan bir lider bekliyorlar, Allah'tan bir lider istiyorlar. Allah da Talut'u Mehdi olarak gönderiyor. Ve bunu peygambere söylüyorlar bize. Allah bir lider, bir imam, bir kumandan göndersin diyorlar. Allah da Mehdi olarak Talut'u gönderiyor. Hani Mehdi göndermiyordu Allah? Demek ki gönderiyormuş. Buna işarettir. İsa Mesih'in gelişiyle ilgili zaten 3 açık ayet var. Yani işari anlam açısından bakacak olursak, meleklerle birlikte namaz kılıyor. Bir tek peygamber Hazreti İsa'dır. Meleklerle namaz kılan tek peygamber. Bütün peygamberler vefat etmiş ama bir tek o namaz kılıyor. Hayatta olduğunu göstertiyor. Çünkü ibadet mecburiyeti hayatta olanlar içindir. Hayatta olduğu için ona namaz farz. Devam ediyor namaza. Ahirette yani Allah'ın katında namaza devam ediyor meleklerle birlikte. Bak içlerinde peygamber bulunmasına rağmen melik istiyorlar. Tabii. Mehdi istiyorlar.